Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Windows 10 hızlandırma ile ilgili bir video yapma kararı aldım. Şimdi arkadaşlar Windows'un özellikle biraz bilgisayarınız eskiyse ve SSD disk yoksa bundan dolayı biraz yavaşlayabilir. Bunun önüne geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi burayla işimiz yok, şurayı kapatalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle 10 maddeden bahsedeceğim. O yüzden zaman kaybetmeden başlayalım. Yani 10 adımda Windows 10'un daha hızlı çalışmasını sağlayacağız. Şimdi öncelikle şuraya geliyoruz mouse ile. Sağ tıklıyoruz, görev yöneticisine geliyoruz arkadaşlar. Buradan başlangıca geliyoruz ve başlangıçta açılmasını istemediğimiz mesela şu. Eğer bunun neymiş bu? Windows güvenlik bildirim ikonu diyor. Eğer bunun açılmasını istemiyorsak buraya gelip devre dışı bırakıyoruz. Şimdi ben de çok az yeni formatlandığı için, yeni yüklendiği için Windows 10. Sizde büyük ihtimalle daha çoktur. Onları açılmasını istemediğiniz gereksiz programları sağ tuş yapıp devre dışı bırak diyerek devre dışı bırakıyorsunuz. Birincisi buydu. Şimdi arkadaşlar ikincisi şu. Arama butonuna geliyoruz buradan. Buradan buraya back yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle pardon. Back İngilizce olarak ground. Bakın şurada en üstte arka plan uygulamaları çıktı gördüğünüz gibi. Buraya geliyoruz. Şöyle büyüteyim. Evet bakın arkadaşlar şurada uygulamaların arka planda çalışmasına izin ver diyor. Kapatıyoruz bunu. Ve burayı kapatıyoruz. Yani o uygulama siz üstünü tıkladığınızda açılacak arkadaşlar. Yani kendi kendine arka planda çalışmayacak. Daha az RAM kullanmış olacak böylece bilgisayar. Şimdi üçüncü madde ise bilgisayara geliyoruz arkadaşlar. Daha sonra C diskine gelip özelliklere giriyoruz. Özelliklerde arkadaşlar diski temizle var. Bakın burada buradakilerin hepsini işaretleyelim. Ve arkadaşlar burada sistem dosyalarını temizle diyerek hemen işaretledikten sonra bakalım temizleniyor. Tabii bu işlem boyutuna göre sürebilir bu disk temizleme işlemi. Çok uzun sürmez ama onu söyleyeyim. Evet gördüğünüz gibi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sanırım 10 MB'lik bir alan temizledi. Bu da bize yeterli. Evet şimdi iptal diyorum ben bunu uzatmamak için. Dördüncü maddemiz arkadaşlar şöyle olacak. Bilgisayarımın üstüne geliyoruz. Özellikler diyoruz. Şurada bakın açılan menüde gelişmiş sistem ayarları var. Burayı tıklıyoruz. Burada arkadaşlar gelişmişin altında bakın şurada performans var. Buraya geliyoruz. Ayarlar diyoruz. Bakın şöyle şurada ayarlar diyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar özeli tıklayacağız. Daha doğrusu biz tıklamasak bile biz buradan seçime yapacağız. Yani bazılarının tikini kaldıracağız. Şu arkadaşlar kaldıralım ilk 3 tanesini. Daha sonra arkadaşlar şunu ve şunu da kaldıracağız. Hatta bunu da kaldıracağız. Daha sonra arkadaşlar peak özelliği kalacak. Pencere animasyonla büyütülsün. Bu kalabilir. Bakalım bir saniye. Evet şu arkadaşlar. Daha sonra. Evet yarısaydan. Bu kadar. Daha sonra uygula diyeceğiz arkadaşlar ve tamam diyeceğiz. Bu kadar. Bunlar yeterli olur. Daha sonra tamam diyeceğiz ve burayı kapatacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız şimdi de şuraya geliyoruz tekrardan buraya arkadaşlar çalıştır yazıyoruz ve arkadaşlar buraya msconfig bakın şu msconfig enter diyoruz ve arkadaşlar burada bakalım hemen. Burada ön yüklemeye geleceğiz. Ve arkadaşlar şu seçili olacak bakın Windows 10. Daha sonra gelişmiş seçeneklere geleceğiz.
Buradan işlemci sayısını tıklayacağız ve bu sizde kaçsa, yani kaç çekirdekse o kadar olacak. 2'yi tıklayacağız. Ben de 2 tane çünkü. Ve daha sonra bellek üst sınırını tıklayıp tamam diyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar bakın şurada zaman aşımı diyor. Bunu 30 yazacaktır sizde de. Bunu 5 saniye olarak ayarlayacağız. Uygula diyeceğiz ve pardon bir şey daha var. Şurada bakın GUI ön yüklemesi yok diyor. Bunu arkadaşlar seçeceğiz. Ve daha sonrasında burada başka bir şey yapmıyorduk diye hatırlıyorum. Evet, uygula diyeceğiz ve tamam diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar başlatmadan çık diyeceğim ben. Tekrardan buraya çalıştır diyeceğiz ve ms.config'e bir daha gireceğiz. Siz kapatmadıysanız devam edebilirsiniz kaldığımız yerden. Buradan arkadaşlar hizmetlere giriyoruz. Bakın az önce burada GUI ön yüklemesini tıklamıştık. Hizmetlere giriyoruz. Şimdi ben unuttum çünkü buraya girmeyi. Burada arkadaşlar bazı şeyleri kapatacağız. Öncelikle bakıyoruz. Fakat öncelikle Microsoft'un hizmetleri var. Onları kapatmamamız gerekiyor. Burayı tıklayacağız. Bakın burada bilgisayarın içinde Microsoft hizmetleri dışında çalışanlar var. Burada arkadaşlar bakın mesela Google Chrome yükseltme servisi diyor. Mesela bunu devre dışı bırakabiliriz arkadaşlar tıklayarak. Örneğin işte Google güncelleme, bunu da devre dışı bırakabiliriz. Çünkü bunlar hep çalışıyor bakın. Dolayısıyla bunları yapabilirim. Sizde farklı şeyler de olabilir fakat şurayı Microsoft hizmetlerini gizlemeyi, tıklamayı unutmayın. Ben şu an için herhangi bir şey yapmayacağım arkadaşlar bu bölümde. O yüzden burayı kapatıyorum. Şimdi altıncı bir adım olarak arkadaşlar şurada bakın pil işareti var. Bunun üstüne bir kere geliyoruz. Sizde de ya ortadadır ya da en sondadır. Eğer ki arkadaşlar laptopsa veya normal masaüstü bilgisayarsa ve fişe yani elektriğe bağlı kullanıyorsanız benim gibi bunu en iyi performansa kaydırın ki Windows 10 daha iyi çalışsın. Evet, bir sonraki madde yani 7. maddeye geçiyoruz. Buraya tekrar çalıştır yazıyoruz. Buraya arkadaşlar services.msc yani services.msc yazıp enter'a basıyoruz arkadaşlar. Evet, bu bölüm biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Neden? Çünkü birçok maddeyi yani burada çalışan dosyayı kapatacağız. O yüzden ben burayı büyütüyorum. Şimdi arkadaşlar birinci kapatacağımız şu hemen bulalım. Evet bakalım. Bağlı cihazlar bakalım. Evet bakın arkadaşlar şurada bağlı kullanıcı deneyimleri ve telemetri. Buraya gelip özelliklere geliyoruz arkadaşlar. Şuradan otomatiği devre dışı yapıp uygula diyoruz ve tamam diyoruz. Bu ilkiydi. İkincisi arkadaşlar T'ye basıyoruz ve arkadaşlar tanığı ilkesi hizmeti diyor bakın. Bunu özellikleri tıklıyoruz arkadaşlar. Burada otomatiği elle yapıyoruz. Uygula diyoruz. Daha sonra üçüncü bir madde olarak yukarı çıkıyoruz tekrardan. Evet. Dağıtılmış bağlantı izleme istemcisi. Bakın dağıtılmış bağlantı izleme istemcisi özellikler diyoruz. Ve arkadaşlar bunu da otomatikten elleye geçirip uygula diyoruz. Dördüncü olarak arkadaşlar i'ye basıyoruz. Evet indirilen haritalar yöneticisi şu. Bunu da arkadaşlar otomatikten elleye alıp uygula deyip tamama basıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Bakıyorum bir saniye. Burada neler vardı başka? Evet. Sanırım. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada bakın IP yardımcısı var. Burada özelliklere geliyoruz.
Bunu arkadaşlar tekrar elle yapıp uygula, tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar T'ye basıyoruz, herhangi bir şeyi tıklayıp. Bakın şurada TCP IP NetBIOS yardımcısı diyor. Bunu özellikler diyoruz. Bakın burada elleye bu. Bunu devre dışı yapacağız arkadaşlar ve tamam diyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar W'ya basıyoruz. Şöyle biraz aşağı ineceğiz. Neydi? Windows hata. Evet, Windows hata raporlama hizmeti. Özellikler diyoruz arkadaşlar. Bunu da elleden devre dışıya alıp uygula diyoruz ve tamam diyoruz arkadaşlar. Şimdi ve son olarak arkadaşlar bakalım. Bakın şurada Windows resim alma WA diyor. Bunu özellikler diyoruz arkadaşlar. Bunu da elle olarak, zaten bizde elleymiş, sabit bırakıyoruz arkadaşlar. Yani sizde de farklı bir şeyse elle yapın onu. Bu kadar. Şimdi burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Masa üstündeyken kişiselleştir diyoruz. Daha sonra arkadaşlar renkler diyoruz. Ve biraz aşağı iniyoruz bakın. Şurada saydamlık efektleri diyor, gördüğünüz gibi. Bu açık. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar ve buradan çıkıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar şurada bakın sol alt köşeden başlata geliyoruz. Ayarlara geliyoruz. Ayarlardan arkadaşlar uygulamalara geliyoruz. Bakın uygulamalarda bilgisayarımızda olan birçok uygulama var. Mesela Candy Crush. Ben bunu yani hiç oynamadığım için kaldırmak istiyorum. Kaldır diyorum. Bunlar da arkadaşlar sürekli bilgisayarı kullanıyorlar. Dolayısıyla mesela filmler ve TV hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Zaten galiba kaldırılamıyor bu. Geçelim. Mesela geri bildirim merkezi. Arkadaşlar çok gereksiz bence. Kaldırıyorum. Evet, bu şekilde kullanmadığınız mesela ipuçlar veya işte mesajlaşma, Microsoft Edge, OneDrive, işte Solitaire. Bunları kullanmıyorsanız tek tek kaldırın arkadaşlar. Bunlar hep Windows'un çalışmasına ve ekstra işlemci ve RAM tüketmesine neden oluyor. Ve son olarak burayı kapatıyorum. Siz de kendinize göre kaldırın. Ve yukarıya arkadaşlar sağ üst köşeye bir kart koyacağım. Oradan şu programı indirin. Ücretsiz bir program. O kartta arkadaşlar bu programı nasıl indirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Burada arkadaşlar Wise Disk Cleaner diye bir program. Bunu arkadaşlar hem bilgisayarı temizlemek, yani CCleaner gibi bir program, fakat ekstradan disk birleştirme özelliği var. Bakın buraya geliyorsunuz, incele diyorsunuz arkadaşlar ve parçalanmış C klasöründeki parçalanmış dosyaları öncelikle inceleyip size parçalanma oranını veriyor ve birleştiriyorsunuz daha sonrasında. Video biraz uzadı, o yüzden hızlanıyorum. Evet, bakın mesela 0.10 çok düşük bir parçalanma. Bunu arkadaşlar ben birleştir diyerek birleştirebilirim. Ve böylece C diskinin daha stabil, daha kararlı çalışmasını sağlayabilirim. Burada da arkadaşlar tarama yaparak bakın bu şekilde bilgisayardaki geçici dosyaları birkaç gün aralıklarla silerek bilgisayarın daha hızlı çalışmasına yardımcı olabilirim arkadaşlar. Bakın temizliyorum, gördüğünüz gibi. Bakın şurası 7.5'tu, birazdan artacak. Gördüğünüz gibi 7.85, 479 MB'lık boş alan yarattı. Benim diyeceklerim bu kadar. 10 maddede arkadaşlar bu şekilde bilgisayarınızı hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.